Bu haftaya maalesef acı bir haber ile başladık. Devam eden pençe kilit operasyonunda 5 evladımızı şehit verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Cenab-ı Allah'tan yaralı evlatlarımıza şifalar niyaz ediyorum. Allah milletimizin güvenliği ve esenliği için göğsünü siper eden tüm Mehmetçiklerimizi her türlü kötülükten, musibetten saklasın, korusun. Değerli dava arkadaşlarım, geçtiğimiz hafta sonundan beri Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını Abdülhamit Han üzerinden bir yaygara tufanı almış gidiyor. Hakaretlerin, öfke nöbetlerinin, nefret şovların bini bir para. Oysa dillere destan şanlı tarihimize sahip çıkmanın da, tarihimizden ilham alarak yol yürümenin de, tarihe atıf yaparak siyaset dersi vermenin de yolu ilk önce tarihi öğrenmekten geçer. Ama tarih, keşke Yunan galip gelseydi diyen meczup teslilerin hezeyanlarından öğrenilmez. Yalan, yanlış danışman notlarından da öğrenilmez. Dizi sahnelerinden, çizgi romanlardan hiç öğrenilmez. Tarih okuyarak, araştırarak öğrenilir. İşte bu yüzden Sayın Erdoğan bir türlü tarihi öğrenemiyor. Çünkü kendisi okumayı hiç sevmiyor. Eline tutuşturulan notlardan ötesini görmüyor. Kulağına üflenen sesler dışında kimseyi duymuyor. Dört bir yanını saran cehalet duvarından attığı hamasi nutuklarla günü kurtarmaya çalışıyor. Ancak unuttuğu bir şey var. Biz tarihe onun gibi kişiler üzerinden bakmıyoruz. Biz tarihe onun gibi kavgalar üzerinden de bakmıyoruz. Biz tarihe değerler, sistemler ve sonuçlar üzerinden bakıyoruz. Çünkü biz Abdülhamit Han'la değil, o günün şartlarındaki demokrasi rüzgarıyla ilgileniyoruz. Tarihin her döneminde milletimizin istibdada karşı koyduğu tavırla ilgileniyoruz. Tekleşmeye, tek adamlığa giden bir her yolu azimle kesmiş olan milli iradeyle ilgileniyoruz. Sayın Erdoğan nedense istibdat dönemiyle günümüz arasındaki benzerlikleri dile getirmemden çok rahatsız oldu. Abdülhamit Han'ı kendisine benzetmemi bir hakaret olarak algıladı. Yani Sayın Erdoğan'ı Abdülhamit Han'a benzetmek rahmetliye hakaretmiş. Haklı olabilir mi acaba? Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Sayın Erdoğan için rehber kabul ettiği, rol model aldığı ama nasıl vefat ettiğini bile bilmediği Abdülhamit Han'ı kendisine benzetmek büyük bir hakaretmiş. Yani biz aslında istibdada karşı koyan o ruhtan bahsederken değil, Sayın Erdoğan'a benzetirken Abdülhamit Han'a hakaret etmişiz. Arkadaş en azından kendisinin farkında. Bu da bir şeydir. Aziz milletim, istibdat bir olgudur. Bu inkar edilemez. Bu tarihsel bir hakikattir. Ancak görüyoruz ki Sayın Erdoğan için istibdadın kendisi değil, istibdada kimin maruz kaldığı ve istibdadı kimin uyguladığı daha önemli. Kabileci zihniyet işte böyledir. Kendi uyguladığı istibdadı umursamaz ama kendi maruz kaldığı zaman avaz avaz bağırır. Halbuki istibdat göreceli değildir. Ya vardır ya da yoktur. Ya karşısındır ya yanındasındır. Bu kadar basit. Eğer istibdada karşıysan söz Abdülhamit Han'a gelir. 1912'deki sopalı seçimlere de, 1946'daki sandık baskısına da, askeri vesayete de karşı olursun, 27 Mayıs darbesine de, 12 Mart'a da, 12 Eylül'e de,
1909'daki darbe teşebbüsüne de karşı durursun. 15 Temmuz 2016'dakine de, yasa da mahkemelerindeki adaletsizliğe de isyan edersin. Tweet atan gençlerin Silivri'ye yollanmasına da. 28 Şubat'la da mücadele edersin. Sayın Erdoğan'ın partili istibdat rejimiyle de mücadele edersin. Eğer istibdada karşıysan, hadi Atatürk'e zaten yabancısın. Atatürk'e bizzatihi edilen hakaretleri, anasına edilen iftira ve hakaretleri ve onları sarayda ağırlayan bir iradeyi yok saydık. Hiç üzerinde konuşulmadı ama en azından Namık Kemal'i, Ziya Gökalp'i bilmen gerekir. Mehmet Akif'i, Kazım Karabekir'i, Fevzi Çakma hatırlaman gerekir. Enver Paşa'yı, Talat Paşa'yı, Galip Hoca, Celal Bayar'ı anımsaman gerekir. Ali Fuat Cebesoy'u, Fethi Okyar'ı, Rauf Orba'yı unutmaman gerekir. Elmalı Hamdi Yazır'ı, Yusuf Akçura'yı, Ahmet Ağalun'u ıskalamaman gerekir. Bunun adı tutarlılıktır ve siyaset tutarlılık ister. Ama sen ve ortakların bilmezseniz, hatırlamazsanız, unutursanız, hatta bir de üstüne hem de meclis kürsüsünden çıkıp onlara kanı bozuklar derseniz, bu sadece tutarsızlık olmaz, en hafif tabiriyle vefasızlık, vicdansızlık, terbiyesizlik olur. Değerli dava arkadaşlarım, ancak Sayın Erdoğan için bunların hiçbir önemi olmadığını biz zaten biliyoruz. Sayın Erdoğan için tarihimizin, ecdadımızın sadece kendi iktidarını korumaya hizmet ettiği sürece değerli olduğunu da biliyoruz. Artık apaçık ortada olan beceriksizliğini, iş bilmezliğini, manevi değerlerimizin, tarihi şahsiyetlerimizin ardına sığınarak saklamaya çalıştığını da görüyoruz. Çünkü bu bir zihniyet meselesi. Ama gün gelir o tarih işte böyle döner dolaşır, aynı bugün olduğu gibi yakana yapışır ve bütün cahilliğin ortaya saçılır. Ne diyelim? Allah akıl, fikir, izan versin. Ama biz bu hazımsızlığı çok iyi anlıyoruz. Nitekim kaybedeceğini anlayan Sayın Erdoğan'ın çaresiz çırpınışlarını eğlenerek izliyoruz. Tazmanya canavar edasıyla attığı hamasi itiratlarını gülerek izliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki çok az kaldı. Haddi kim? Haddi kim bilecekmiş? Haddi kim bilecekmiş? Hududu kim görecekmiş? Milletimizin tokadını kim yiyecekmiş? Hep birlikte şahit olacağız. Çok az kaldı. Sayın Erdoğan'ı şimdiden uyarıyorum. Bu saatten sonra milletim beni affetsinler tutmaz. Ortağım beni kandırdı, edebiyatını da kimse yemez. Benden söylemesi, yenilgiyi şimdiden sindirmeye başlasan iyi edersin muhterem. Çünkü sandıkta başına gelecek hazin sonu görmemize inan ki çok az kaldı. Artık nafile. Özgürlük, demokrasi diye diye geldin. 1909'un intikamı peşine düştün. Kalkınma dedin, zenginlik dedin, 21. yüzyılın duyunu umumiyesi oldun. Milletin adamı diye milletin omuzlarında geldin, istibdadın adamı olarak milletin iradesiyle gidiyorsun. İşte o nedenle sen kendini parçalasan da, bağıra bağıra nutuklar atsan da, bizler aynı bizden öncekiler gibi istibdada dur demeye devam edeceğiz. Yeter söz milletindir diyeceğiz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyeceğiz. Adalet diyeceğiz. Müsavat diyeceğiz. Meşveret diyeceğiz. Uhuvvet diyeceğiz. Ve en sonunda aynı dün olduğu gibi bugün de biz kazanacağız. Millet kazanacak. İstibdatçılar gidecek. Hürriyet kazanacak.
Kötüler gidecek, iyiler kazanacak. Kimse merak etmesin, çok az kaldı.